Kaydet, evet. Şimdi bilgisayarı restart'a basınca benim bilgisayarım kapandı, tekrar açıldı ve ondan sonra Max'in indirme menüsü geldi. Bu menüde bunu onaylamamız lazım. Mecburuz buna ve burada I agree diyorum buna. Next dediğim zaman Autodesk adı altında bu programa kaydedeceği adresi soruyor bize. Bunları ellemiyorum ben. Next diyorum. Bunların tamamını indir diyorum. Bunların hepsini indirmesi birazcık zaman alacak. Onu bekleyeceğiz. Daha sonra tekrar bir açıp kapatacak. Ve bunu onaylayacağız. Şimdi burada kendi mail adresinizi onaylamayla bağlantılı, yani öğrenciliğinizin onaylanması için bizim öğrenci işlerinden aşağıdan Göksel Bey'den evrak almanız lazım. Bununla bağlantılı oraya mesaj yazın. Onlar size bir tane evrak düzenleyecekler ve bunu PDF ya da resim olarak ya da PDF olarak kaydedin. Oradan Autodesk Student adresine göndereceksiniz. Tamam mı? Sohbetten Zeynep merhaba demiş. Merhaba Zeynep, hoş geldin. Sabah bir dersi kaydettim. YouTube'a koyunca oradan Max programını indirmeyi takip edersin, tamam mı? İzlersin oradan. Evet, şimdi biz şunu da şey yaptık. Max programının olduğu yerden ürünü edinin deyip biz bunları edinmiştik. Oradan bakarsınız. Evet, bu burayı tamamlayınca bizim Max programımızı indirmiş olacağız. Tamamen bitmiş olacak. Buraya kadar anlamadığınız, sormak istediğiniz var mı? Anlamadığınız, sormak istediğiniz var mı bana? Yok hocam. Peki. Fatma, Zeynep, Merdol, bunları anladınız mı? Eda, bunu anladınız mı? Max'i indirmeyi, kaydetmeyi anladınız mı? Bu arada o indirirken ben tekrar şey yapayım bu. Bunu kaydede dursun. Bir saniye, şimdi ekranımı ayarlamaya çalışıyorum. Sizler görmüyorsunuz ama bilgisayar yeniden başlatıldığı için böyle arkaya şeyler geliyor. Burada nasıl yaptık? Şimdi bunu kapatayım ben önce. Bunu kapat dedim. Turmaç'ta hani bu Autodesk Student'a giriyorsunuz. Education bölümüne ya da şöyle yapalım. Autodesk Student yazıyorsunuz. Ve burada bakın bir yıllık lisans çıkıyor. Lisansa bastığınız zaman ürün al dediğinizde Education bölümünde, ürünlerde, ürün al dediğinizde Max çıkacak burada. Evet, Max. Buna şimdi başlayın dediğiniz zaman sizin mail adresinizle
giriş yapacaksınız. Giriş yaptıktan sonra burada tekrar çıkacak. Ürünü edinin var. Bakın buna basıyorsunuz. Benim şimdi başladığım için tekrar yapmama gerek yok. Buna şimdi geçelim bunu. Yükle ve indir seçeneği var. İndire bastığınız zaman size bir program verecek. Bu programı masa üzerine, ben masa üzerine kaydettim. Ona bastığımda da internetten kaydetmeye başladı. Tamam mı? Bunu anladık. Ondan sonra evet diyorsunuz, yes diyerek onaylıyorsunuz, onaylıyorsunuz, onaylıyorsunuz ve internetten indirmeye başlıyor. Tamam. Önce bir program indiriyorsunuz, arayüzünü. Bir tane ikon indiriyorsunuz. Bastığınızda da internetten indirmeye başlıyor. Tamam. Kolay aslında. Problem olmaması gerekiyor. Buraya kadar anladık mı? Max'i bu şekilde indireceğiz. Şimdi lisanslarınızla ilgili lisans süreleriyle ilgili bir problem yaşayabilirsiniz. Çünkü geçen sene biz ikinci dönem AutoCAD aboneliklerinizi yaptırdık. Başlattık yani. Ve o tarihten itibaren bir sene size izin verdiler ürünleri kullanmak için. Bu izin süremiz bittiyse tekrar güncelleme yapmamız lazım. Bunun için de öğrenci olduğumuzu Autodesk firmasına anlatmamız lazım. Bunu yapabilmek için bizim öğrenci işlerinden oradan öğrenci belgesi alacaksınız. O aldığınız öğrenci belgesiyle orada size lisans süresini uzatayım mı diye soracak Autodesk'in altında. Evet, uzat diye bir yerimiz var. Ona basarken bu evrakın PDF olarak veya resim olarak fotoğrafını oraya yükleyip yani alıp yükleyip göndereceğiz onlara. Gönderdiğimizde onlar da onayladığında süremiz uzayacak bizim. Şey, süremiz uzayacak, devam edecek. Bir sene daha ücretsiz kullanma hakkımız olacak. Tamam mı? Bunu da anladık mı? Bunu anladık mı arkadaşlar? Evet hocam. Tamam. Bununla ilgili Aleyna'nın bir problemi var. Aleyna'nın bana daha önceden yazdı. WhatsApp'tan yazdı. Benim lisans sürem doldu bitti diye, tamamlandı diye, doldu diye. Aleyna'nınkinde biz bunu onaylamasını yapacağız. Ve ondan sonra size de bununla bağlantılı videoyu göndereceğim. Benimki onaylı olduğu için şu anda ona erişemiyorum. Ulaşamıyorum. Bakamıyorum. Tamam. Aleyna'nınkinden size örnek göstereceğim. Tamam. Buradan indirmeye devam ediyor. Anlamadığınız, sormak istediğiniz var mı? Arkadaşlar, anlamadığınız ya da sormak istediğiniz var mı? Galiba yok. Şimdi ben bir yandan da indirmeyi bekliyorum. Tamam, bu aşağıda yapa dursun. Biz gelen ilk şeyimizi ekranı ben size göstereceğim. İlk kaydettiğimizde ekranı göstereceğim ve bir tanıtım yapacağım size. Tanıtım. Bununla tanıtım ya tam yazalım. Bu tanıtımı yapacağım. Ama bundan önce
geçen sene şöyle yapalım. Bir saniye paylaşımı durdurarak devam edeyim ben. Geçen sene arkadaşlar sizin birinci dönemde yaptığınız modellemeler vardı. Bu modellemeleri düzgün ve doğru olacak şekilde sizin elinizde tutmanızı istiyorum. Eksikleriniz, yanlışlarınız varsa bunları düzeltmenizi isteyeceğim ben. Bunları AutoCAD programında çizimlerinizi düzeltmenizi isteyeceğim. Çünkü Max'e AutoCAD dosyasını alıp koyacağız ve burada işlem yapmaya devam edeceğiz. Bu çalışmamız renk, orada bir doku, yansıma, ondan sonra ışık, gölge, kamera gibi ayarlarımız olacak. Bunları bazı şeylerle, mesela tekstür, bizim doku adını verdiğimiz ya da imaj adını verdiğimiz imajlarla, resimlerle, imaj ya da resimlerle alıp buradaki kutunun içine koyduğumuz zaman orada bunu kaplama yapacak. Bu kaplamayla bunlara devam edeceğiz. Tamam mı? Bu kaplamanın özelliklerini ya da ayarlarını yapacağız. Ama bunun için sizin AutoCAD'deki modellemenizin bitmiş olması gerekiyor. Tamam. Bunu anladık mı? Bir saniye. Evet. Şimdi paylaşımı tekrar başlattım ben. Evet, şimdi Max'i indirdik. Ve start dediğimiz zaman bize Max programını başlatacak. Herhangi bir değişiklik yapmayın. Onaylayın sadece. Onayladığınız zaman başlatacak bunu. Evet. Bunu da continue diyoruz. Bunu alta alalım. Şimdi açmaya çalışıyor. Evet, ekranda geldi. Evet, bu bizim genel ekranımız bu. Bir temel ekran bu. Tamam mı? Burada ekranda daha önce dörde bölmüştük AutoCAD'de. Bunun mantığı aynı. Orada isimleri var, isim. İsimleri var. Bu isimlere bakarak, bunu da kapatıyorum. Bu genel tanıtım. Tamam. Bakın burada top yazıyor. Front. Top plan, üstten bakış. Front ön. Left sol. Perspektif açılı bakış. Tamam. Biz bunları değiştiriyorduk. Burası
taptı. Burası front yapıyoruz. Front. Ve burayı da left yapıyoruz. Bunu istiyorsanız farklı farklı olabilir. Problem yok. Baktığınız zaman projenizin, modelinizin çok net bir şekilde anlamanızı istiyorum ben. Önemli olan bu. Bir saniye, kaydımızı devam ediyormuşuz. Bunu anladık mı? Yani projenizi çok net bir şekilde kontrol edebiliyor ya da etrafını görebiliyor olmanızı istiyorum. Tamam. Peki. Şimdi önce daha fazla devam etmeden şunu yine yerine kaldıralım. Neler varmış burada? Bir şey yok. Kenara kapatalım ya da. Bunu indirmeniz için sizin biraz zamana ihtiyacınız var. Daha sonrasında biz devam edelim. Bir saniye şöyle yapalım. Evet. Şimdi bu ana ekranı ben devam etmek istiyorum. Fakat sizde Max olmadığı için devam edemiyorum. Ama zaman da kaybetmemek için bazı şeyleri yapmak istiyorum burada. Mesela burada file dosyasında import var. Import'la sizin daha önceden yaptığınız modellemeleri bunun içine almanız için bu yolu izlemeniz gerekiyor. Import'a tıkladığımız zaman nasıl yaptık? Bir daha yapalım. Import, import dedik. Burada adres var. Bu adresten sizin modelinizi bulup onaylayacağız. Şimdi sizin modelinizi bakalım. 2021-2022 güz dönemi. Güzde herhangi bir dosya vardı. Mimari uygulama projesi 2. Final dosyanızda mesela Eda'nın dosyayı açalım. Open dedim. Şimdi karşımıza bir ana ekran geldi. Bu ekranda biz ayarları yapmamız gerekiyor. Şimdi bu ekranda bunlara herhangi bir şekilde dokunmayacağız. Sadece burada layer'lara göre hareket edeceğiz. Layer ya da layer blocks not hierarchy split. Ya bu ya da buna getireceğiz. Tamam mı? İkisinden biri. Okey diye onayladığımız zaman karşımıza böyle bir dosya geldi. Bakın dosya bu. Normalde mimari uygulama projesinin dosyasını açtık biz. Modelleme açmadık. O yüzden bütün hepsi çizgi olarak geldi bize. Peki bunu şöyle yapalım. Yeni diyelim. Yeni diyorum ben. Yeniye bastığım zaman new all diyorum. Bunu kaydedeyim mi diyor. Hayır istemiyorum. Kaydetme. Don't save diyorum. Bana yeni açtım tekrar. Tekrar import diyorum. Uygulama projesi değil. Bilgisayar destekli çizim 1'in dosyasını açacağız. Final dosyamızı açıyorum. Burada kiminkini açalım. Gene Eda'nınkinden gidelim. Layer bunun ayarını değiştirmiyorum bakın. Okey dedim. Dosyayı aldı. Bakın bu siyah geldi değil mi? Ekrana siyah geldi. Koyu geldi. Bunu istemiyorum. Bu olmaz. Bunu burada bir problem var. Bunu değiştireceğim ben. New dedim tekrar. New all diyorum. Normalde reset de diyebilirim ama import dedim. Tekrar import dedim. Bakın Eda'nınkini tekrar seçiyorum. Bunu değiştiriyorum bakın. Layer'a getirdim. Layer. Okey dediğim zaman evet şimdi bu doğru bir şekilde geldi. Ve buradan ben devam edeceğim. Ama bazıları var gözüküyor. Bazıları da arka tarafı yokmuş gibi gözüküyor. Bunların hepsi ayarla alakalı olan bir şey. Tamam mı? Camlar mesela gözükmüyor. Denizlikler gözükmüyor. Toprak gözükmüyor. Bunların hepsini AutoCAD'de bitirip ondan sonra Max'e gelmek daha doğru olacak.
daha güzel olacak. Tamam. Şimdilik ben bugün dersi kapatayım. Tamamlayalım. Ve bunu size WhatsApp'tan şeylerini atacağım. Linklerini atacağım ben size. Bununla buraya kadar gelebilmemiz için sizin Max programını indirmiş olmanızı istiyorum ben. Tamam. Yarın şimdi dersi kapatınca indirip tamamen bitirmenizi istiyorum. Yarın bana Max'i ben indirdim indirmedim diye haber verin, uyarı verin, tamam mı? Uyarın beni. Bununla ilgili mimari uygulama projesi 2 dersinizde bunu bana söyleyin. Yaptım, yapamadım diye. Oradan kontrol yapın. Tamam? Tamam hocam. Arkadaşlar anladınız mı? Dersi kapatınca Max'i indirmenizi istiyorum. Problem olunca, ya muhtemelen problem olacak. Yarın onları kontrol edip düzeltelim. Anlaştık mı? Sorusu olan var mı? Soru var mı? Yok hocam. Aleyna yok dedi. Merdol, Zübeyde, Eda, Fatma. Soru var mı? Fatma yok diye söylüyor. Peki galiba yok. Şimdi ben bunları tekrar sizinle paylaşacağım. Bunun linklerini atıyorum size. Dersi sonlandırıyorum. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.